Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, dün Amerika'da üretici enflasyonu, bir gün önce üretici enflasyonu açıklanmıştı. Dün de öğleden sonra tüketici enflasyonu açıklandı. Diğer taraftan bizde de veriler var. Tarım ürünleri üretici fiyatları açıklandı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı anketi yine açıklandı. O da ortaya çıktı. Bakalım onda nasıl rakamlar var. Ve konu satışlarında da ciddi bir düşüş söz konusu. Diğer bir önemli açıklama da IMF Başkanı kanından geldi. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet, Amerika'da beklenen tüketici enflasyonu da açıklandı. Yıllık bazda %8.2, aylık bazda da %0.4 olarak gerçekleşti ama yine beklentilerin üzerinde çıktı. Yılının da bir açıklaması vardı. Ülkede beklentileri aşan enflasyon verisinin daha yapacak çok işleri olduğunu gösterdiğini söyledi. Yani %0.4'ten bahsediyoruz aylıkta. Tabii bizim için çok komik rakamlar ama onlar için tabii büyük rakamlar değil mi? Tabii onların yıllık enflasyonları %1.5-2'ler seviyesindeydi. Şimdi 1.4'lük rakamlar çok yüksek rakamlar onlar için. 8.2 de çok yüksek bir rakam. Beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu şu demek, Amerika faiz artışlarına devam edecek demek. Muhtemelen yılın ilk çeyreğinde Alman Commerzbank'ın yaptığı tahmin doğru 5-5.5 aralığında bir yere çıkarması gerekiyor. Bu enflasyon hızını yavaşlatmak için. Peki buna ekonomiler dayanabilir mi? Bu soru enteresan. İşte burada da IMF'nin başkanı az önce dediğiniz devreye giriyor. IMF başkanı. Ne diyor IMF başkanı? Gayet net ve açık söylediği şu. Maliye politikalarıyla siyasiler para politikalarına destek vermeli ki faizler de bu kadar hızlı artışa gidilmesin. Aksi takdirde çok büyük bir dünya ekonomilerine bunalım olur diyor. Bunun da başladığını söylüyor. Son derece net aslında. Asıl sebep hep söylediğimiz gibi siyasilerin uyguladığı yanlış politikaların faturasını merkez bankalarıyla halk ödüyor. Siyasilerin maliye politikalarını yanlışlanmayı biz de onun için diyoruz ki bizdeki sıkıntı asıl maliye politikaları, siyasilerin aldığı kararlar. O maliye politikaları toparlanmadan, bir dizayn edilmeden Türkiye'nin enflasyon baskısından ve kur baskısından kurtulması mümkün değil. Dolayısıyla Amerika ne yapıyor? Faizlerini artırıyor şimdi dizginlemek için. Şimdi buna diyor ki siyasiler olarak siz de destek verin ki bir an önce bu krizden çıkmanın yolunu bulalım. Merkez bankaları da aşırı faizler altına gitmesin. Eğer merkez bankaları aşırı faizlere giderse ekonomide hem küçülme yani resesyon olur hem enflasyon yükselir. Bu da hem ekonomiler için hem insanlar için sade vatandaşların ya da çalışanlar için çok büyük bir bunalıma neden olur diyor. Son derece doğru bir uyarı aslında. Evet. Bu uyarıyı kim ne kadar dikkat alacak önümüzdeki günlerde göreceğiz ama siyasilerin buna çok kulak astığı kanısında değilim. Şu ana kadarki tavırları çok kulak astığı kanısında değilim. Çünkü Yellen'in açıklamalarına baktığımız zaman daha çok yolumuz var derken maliye politikasını çok da uydurmayacağız para politikasını der gibi bir tavrı var. Aynı tavır İngiltere'de de vardı, kıyametler koptu. Bakalım Avrupa Birliği ülkeleri buna uyabilecek mi? Onu hep beraber göreceğiz ama çok uyacaklar gibi görünmüyor. Çünkü orada telaş şu, biz ne olursa olsun siyasi olarak ekonomi büyütelim, enflasyon büyürse büyüsün, ekonomi biz büyütelim, faturayı bir şekilde siyasi olmayanlar öder şeklinde bir tavırları var. İşte kazın ayağı çok öyle olmuyor. Şimdi herkesin kucağında saatli bomba var, pimi çekilmiş, her an patlayabilir. Bunu göreceğiz hep beraber. Peki bizdeki enflasyona dönecek olursak yurt içine tarım ürünleri üretici fiyatları açıklandı. Eylül'de yıllıkta %156, aylıkta da %7.4 arttı. Suratınızdan ne kadar yüksek olduğu anlaşılıyor zaten ifadenizden. Diğer taraftan dünyada 6 aydır gıda fiyatları düşüyor diyoruz zaten. Yani bir geri çekilme var ama Türkiye'de maalesef 2 yıldır yükseliyor. İşler dünyada olduğu gibi gitmiyor bizde. Diğer konularda da öyle tabii. Gıda fiyat artışı Ağustos ayı verilerine göre Türkiye'de %90.3. Mesela en alttaki İsviçre'ye baktığımız zaman İsviçre'de de %2.5. Sadece 2.5. Hemen Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde söyleyeyim de ondan sonra hepsini beraber toplayayım size öyle tamam. Bir yanıt verin. Yıl sonu enflasyon beklentisi tüm bu rakamların ışığında onlara göre %67.78 oldu. Aslında biraz da yükseltmişler. Dolar beklentisini de 19.82 olarak güncellemişler. Yıl sonu. Peki sondan başlayalım. Bu anket son derece iyimser bir anket. Neden iyimser? Çünkü bir öncekiler bile çok çok iyimserdi. Bu çok 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 daha iyimser.
O çok iyimseri beğenmedikleri için biliyorsun piyasa katılımcılarına anketindeki görüş verenleri değiştirmişlerdi geçen ay. Merkez Bankası. Ama yine yüksek geldi. Sonuçta ne yaparsanız yapın gerçekler gizlenemiyor. Bu enflasyon yükseldikçe kura baskı yapılacak. Sen döviz sattıkça, döviz rezervin eridikçe kura baskı yapacak. Bunun başka yolu yok. Yok. En iyimseri bu kadar çıkabiliyor işte. Olabileceği en iyimseri bu. Daha iyimseri olamıyor yani. Yok. Peki evet. Nasıl kalkacağım bu işin altından? İşte maliye politikalarına geri dönüşsün o zaman. Anlatabiliyor muyum? Birilerinin kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Buradaki en önemli şey de en önemli gider kalemlerine baktığınız zaman maalesef dövizle yapılan ihaleler bunların enflasyonla ilgili artışları maalesef Ankara'nın, hazinenin en büyük kamburu. Dolayısıyla burada hazine bir türlü disipline edilemiyor. Disipline edilemeyince de her şey darmadağın oluyor. Ne oluyor? Bu enflasyona yönelik beklentileri sürekli artıyor, arttırdıkça yeni enflasyon geliyor. Çünkü sarmala girmiş oluyor. Çünkü enflasyon zaten beklentiye yöneliktir. Bugün değil. Bugün zaten yaşanmıştır. Geleceğe yönelik beklentiyi satın alır herkes bugün. Yani 2 ay sonra şöyle dolar ne olacak dersen, dolar 19.80 olacak dersen bugünler insanlar bakıyor. Ha aylıkta şu kadar kar mı olacak? Hadi ben dolar alayım diyor. Veya gıda fiyatı artacaksa veya deterjan fiyatı artacaksa gidiyor insanlar ona yöneliyor. Sade vatandaş da herkes gücünün yettiğine gidiyor. Herkes kendini korumaya çalışıyor. Ya bu bir şemsiye arıyor. Böyle bir şemsiye yok. Ben diyor şemsiyeyi aldım. Siz yağmurun altında ıslanacaksınız. Kiminiz çok ıslanacak, kiminiz az ıslanacaksınız ama herkes ıslanacak diyor şu an Ankara. Dolayısıyla gıda fiyatlarındaki artış da bunu gösteriyor. Şimdi petrol fiyatları geçen yılla hemen hemen aynı seviyelerde. Ama bizdeki akaryakıt fiyatındaki artış hatta uçtu gidiyor. Evet, bu akşam yani motoruna yine zam var. 99 kuruş zam bekleniyor. Dün indirdi, bugün bindirdi. Değişen bir şey olmadı. Peki petrol fiyatı artmadan halde niye artırıyorsun abi bunu? Bunun enflasyona neden olacağını bilmiyor musunuz? Türkiye'de en çok kullanılan akaryakıtın motorun olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Peki nasıl oluyor? Bu enflasyonu gazlamayacak mı? Daha fazla artırmayacak mı? O zaman dönüyorsun vergi ihtiyacına. ÖTV ve KDV'den buradan gelen ÖTV ve KDV çok önemli bir ihtiyacı karşılıyor ve nakit ve her gün giriyor. Nakit giriyor, keş giriyor. Dolayısıyla en önemli ayak maalesef devlet buradan vazgeçmiyor. Bu da gıda fiyatlarına, nakliye fiyatlarına zam olarak binecek. Üretim fiyatlarına zam olarak binecek. Çünkü birçok enerji firmanın enerji kullanıyor, motorun kullanıyor. Hadi bakalım şimdi bunun altından nasıl kalkacağız? Kalkmak son derece zor. Ve onun için de tarımsal girdi fiyatlarındaki artış %156. Ne olacak şimdi? Herkes şeyi artacak. Herkesin maliyetleri artacak. Bu da gıda fiyatlarında fiyat artışı olarak gelecek. Bir de kısıtlama gıdadaki üretim düşüşüne dikkate aldığınız zaman dünya genelinde ve Türkiye'deki üretim düşüşlerine dikkate aldığınız zaman maalesef enflasyon 67 falan değil çok çok yukarılara doğru gidecek gibi duruyor. Baz etkisine rağmen söyleyeyim yani baz etkisine rağmen %67 baz etkisi olmasaydı %90'lardaydı şu an 90-95'lerdeydi. Baz etkisini bu şekilde şimdi yiyorlar. Yeni gelen zamlarla beraber yiyorlar. Çok daha yukarı çıkacak ama TÜİK burada muhtemelen yine düşük göstermeye devam edecek. Bu da inandırıcılığını kaybetmiş olacak. Onun bir anlamı yok. Sonuçta insanların, sanayicinin, iş adamlarının, sade vatandaşın, çalışanların, emeklinin hissettiği enflasyon önemli. Ve sen burada ne açıkladın? Ben ne hissediyorsam odur gerçek. Dünyada şöyle anlatalım. Biraz önce siz örneğini verdiniz. Dünyada gıda fiyatları %4 artmış. Bizde %92. Peki niye? Neyse söylesem abi. Desin ki şundan dolayı. Bu fark niye? Düş 4'ü. Tamam mı? 4'ü düştük, sıfırladık. 92'den düş 4'ü 88. Demek ki enflasyonun %88'i bizim içsel nedenlerimizden dolayı oluşmuş. Hani İsviçre'ye geçtim. Dünya ortalamasından bakıyorum. Evet. Tabii İsviçre'ye alırsak baz 90'ı geçiyoruz. Doğru. Yani İsviçre'yi baz almıyorum. Dünya genelindeki ortalama %4. Biz de dünya genelini yakaladığımızı varsayıyoruz. Peki neden dünyada %4 artarken gıda enflasyonu bizde %92? Birisi açıklamasını yapsın. Desin ki şundan desin. Buyurun. Söylesinler. Demek ki maliye politikaları. Anlatabiliyor muyum? Maliye politikaları yanlış olduğu zaman kura her şeye baskı yapılıyor. Paran yetmediği zaman enflasyon en kolay vergi toplama yöntemi, para toplama yöntemi. Ne yapıyorsun? Gıda fiyatları maliyetleri artıyorsun. Dolayısıyla gıda fiyatları da artıyor. Önümüzdeki dönemde bütün bunlar açıkladığın zaman kurun 19.82'ye çıkması, çok iyimser olarak 19.82'ye çıkması beklentilerde enflasyonun da %68'lere çıkması normal.
Ama bu rakamlar çok çok da aşılacak maalesef. Üzgünüm ama öyle. Peki son olarak bir de konut satışlarını sormak isterim. Bu düşüş neden diye de merak ediyoruz. İpotekli satışlar %43 gerilemiş. Yabancı satışlarında da düşüş var. Bir önceki aya göre %8.17, geçen yılın aynı ayına göre de %22.9 bir azalma söz konusu konut satışlarında. Onun sebebi nedir? Neden bu kadar düştü bu ay konut satışları? Çünkü konut satışları zaten... Bancılar da talep etmiyorlar herhalde. Şundan dolayı bir, iki tane sebebi var. Bir, şu an genel konutların ortalama birim maliyeti veya 100 metrekare konut düşün, ortalamadan gidelim. 100 metre konutun şu anki maliyeti arsa payı hariç 1 milyon liraya geçiyor. Arsa payını eklediğiniz zaman 2 milyon liraya geçiyor. %50 arsa payı 2 milyon liraya geçiyor. Peki 2 milyon liraya kaç kişi şu anki gelirle konut alabilir Türkiye'de, ona bakalım. Bir de müteahhitlik kârı var tabii. Enflasyon var, müteahhitlik kârı var. 3 milyon lira ortalama. Evet. Peki 3 milyon liraya konut alacak kaç kişi var Türkiye'de? 3 milyon liraya konut alamadığınız için 70-75 bin TL geliriniz olması lazım. 1 milyon liranız da cebinizde hazır olması lazım. 1 milyon liraya vereceksiniz, 2 milyon liraya da. Yani 44-45 bin lira taksit ödeyeceksiniz ve konut sahibi olacaksınız. Kaç kişi var bunda? Yok. Neden düşmesin? Düşme sebebi bu. O da konut ne yapıyor biliyor musunuz? İnsanlar konut sahibi olamayınca kiraya gidiyor. Kiralık talebi artıyor. Bu sefer kira fiyatları yükseliyor. İşte kira fiyatındaki artışta nedeni konut satılamaması, üretilememesi değil. Üretilen konut satılamaması. Maliyeti çok yüksek bir adamların. Dönüyorsunuz şu an eğer evlerini kat karşılığı veya depreme dayanıklı sistemiyle yeniden yaptırmaya çalışan apartman sakinleriyle müteahhitlerse çok ciddi kavgalar var. Şimdi adam 2 sene evvel ya da 1,5 sene evvel anlaşma yapmış. Adamın maliyetleri %118 artmış. Şimdi ben bunu da yapamam diyor. Şimdi herkes birbirine girmiş durumda. Bunun da etkisi var. Yabancılar geldiği zaman, yabancılar da şu an vatandaşlık için doğrudan sıkılaştırma yapıldı. Eskiden bir sürü şikayetler dönüyordu piyasada. 400 bin lirayı de oradan Merkez Bankası'ndaki hesaba yatırılması gerekiyor. 400 bin liraya çıkarttı rakam vatandaşlık için. 400 bin dolara. Onun da birbirine resmiyete götürdüğün zaman, Merkez Bankası yatırılacağın zorunluluğu görülecek dediği zaman şimdi talep durdu. Çünkü eskiden 200 bin dolarken İnsanlar 150 bin, 100 bin doları konutu, 200 bin dolar şey yapıyorlardı, girdi çıktı yapıyorlardı banka hesaplarına, ödenmiş gibi yapıyorlardı, geri alıyorlardı. Şimdi o da yapılamıyor çünkü rakamlar çok büyüdü. Dolayısıyla konut talebi şu an kesilmiş durumda, daha da düşecek. Yılın ikinci yarısında daha da düşecek çünkü insanlar daha fazla korkuya kapılacaklar enflasyon dolayısıyla, fiyat artışları dolayısıyla, kurdaki artış dolayısıyla daha bir korkuya kapılacaklar. Maalesef önümüzde çok ciddi bir enflasyon, çok ciddi bir fakirlik bekliyor. Kura da çok büyük bir baskı bekliyor, oluşuyor şu an. Yani kurun yukarı doğru gitmesi için çok büyük baskı yapıyor. Türk lirası tek kelimeyle korumasız bırakıldı. Olan bu. Peki. Ben de çok teşekkür ediyorum o zaman. Hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.